Herkese merhaba. Yaklaşık 2 aydır yetimlikle ilgili video atmıyordum. Şu an itibariyle Ağustos'un 29 herhalde yanılmıyorsam bugün. Eğitimin kalite etiket ödülleri açıklandı. Ben de kendimin ödül aldığım projenin incelemesini yapmak istiyorum sizlere. Yani adım adım neler yapılacak. Bundan önce yanılmıyorsam 4 tane video eklemiştim bununla ilgili. Video başlamadan önce Çağlarhoca.com adlı web sitemi tanıtmak istiyorum. Burada matematik öğretmeni olduğundan dolayı yaprak testler, çalışma kağıtları veya eğitimlikle ilgileniyorsanız eğitimlik ve webik araçlarının yer aldığı bir süreci anlatan videolar yer almakta. Keza YouTube sayfamda da bunlar yer alıyor arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Şimdi sizleri proje incelemesi için eğitimlik Live'a götürüyorum. Projemizin ismi Fake or Fast. Böyle bu şekilde okunuyor, telaffuz ediliyor. Projemizin ana amacı 2021'in özel konusu olan medya dezenformasyonu hakkında bilgilendirme yapmak, öğrencilerimize bu konuda tanıtım yapıp kendilerini geliştirmesini sağlamaktı. Türk ortaklarımız tamamen tam olacak şekilde ödüllerini aldı. Şu an Moldova, Sırbistan ve Hırvatistan'dan ödülleri bekliyoruz. Şimdi projenin Twin Space'ine doğru ilerliyorum. Şöyle üyelerimizi bir gösterelim. 10 tane üyemiz var. Kurucumuz İspanya'dan ama maalesef süreç içerisinde bizimle en baştan bu yana yer almayacağını bildirmişti. Bu sebeple tek kurucu olarak ben görevi üstlendim, öyle diyeyim. Sevda Hocam, Nurdan Hocam, Meltem Hocam ödüllerini aldı. Avrupa ödüllerini veya Avrupa özel ödüllerini bekliyoruz. Onların açıklanması biraz uzun sürecek. Twin Space'e ilerleyelim. Evet. Bu arada bakın ödüllerimiz de paylaşılmış. Ben henüz paylaşmaya fırsat bulamadım. Sayfalar kısmı önemli bizim için. Çünkü burada materyalleri yüklediğiniz herhangi bir kısım veya video, resim, dosya inceleme aşamasında buraya bakılmıyor. Bilginiz olsun. Zaten daha önceki videolarda da söylemiştim. Önemli olan sayfalarda paylaşmanız. Veya burada bakın forum, çevrimiçi toplantılar buraların aktif olarak kullanılması gerekiyor. Keza en önemli yerde forum diyebiliriz. Şimdi bu videoyu bu arada tek part halinde paylaşacağım. İlerleyen aşamalarda videolarımızda işte ilk ay ne yapılmalıdır, son ay ne yapılmalıdır diye videolar çekeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi Fake or Fast adlı projemizi tanıtmaya başlıyorum. İlk olarak bakın introduction kısmında projemiz hakkında diye bir bilgilendirme yaptık. Bu bilgilendirmeyi farklı dillerde yaptım. Proje ortaklarının dillerinde. Öğretmenlerimiz ilk ay kendini tanıttı. Şöyle bakın. Burada bir GIF kullandık. Türkçe, İngilizce. Bir anket yaptık. Değerlendirme çok önemli arkadaşlar. Lütfen bunları siz de yapın. Başarılı olacağımızı düşünüyor musunuz? Burada bakın Twin Board kullanarak öğretmenler resimlerini ekledi. Kendileri hakkında bilgi ekledi. Öğrenciler hakkında kendileri hakkında bilgilendirme yaptı. Bunlar zaten ilk ayın rutinleri. Şimdi map okulların kendini tanıtması. Bu da gene rutin bir durum. Google'da nasıl harita ekleneceğine dair bilgi var, video var. Bilginiz olsun. Daha sonra şimdi ana aşamalara doğru ilerleyelim. Öğretmen, okul, öğrenci ve öğretmen tanıtımlarından sonra işte okul tanıtımları, şehir, ülke tanıtımları. Burada şöyle bir şey yaptık. Ülkenizden, şehrinizden, okulunuzdan bahsedin dedik. Paddete ait bilgiler eklenecek. Daha sonra bakın burası önemli. Şurada bakın matching activity var. Yani öğrencilerin kendisini tanıtacağı böyle hani tanışma partisi diyebiliriz. Grupların kendileri sunacağı bir aktivite. Burada ülkeler hakkında bilgiler sorduk. Yani Moldovalı öğrencileri Türkiye'dekiler işte Sırbistan'dakiler Hırvatistan'la ilgili sorular yönlendirdik. Bu tamamen Padlet üzerinden oldu. Bilginiz olsun. Şimdi önemli ikinci aşamaya geçiyoruz. Burada öğretmenlerimizin atladığı bazı hususlar oluyor. Lütfen buraya dikkat edin. Arkadaşlar, projemizin ana başlığı medya dezenformasyonu. Buna hemfikiriz ama öğrencilerin hedefleri belirlemesi gerekiyor. Burada bakın.
Projemizde medya okur yazarlığı dezenformasyon üzerine karma takımlar oluşturularak web site üzerinden blog yazıları, dergi oluşturma, podcast, radyo yayını hazırlama, video ile green screen bazı aktiviteler yapacağız. Ama bakın diyor ki örnek konular işte spor, doğa, teknoloji, seyahat, fotoğrafçılık, hayvanlar, işçiler bunlarla ilgili alt başlıkta senin seçmeni istiyorum dedim ben öğrencilere. Burada bakın öğrenciler bir Mentimeter aracılığıyla en çok seçilen 3 tane konuyu çalıştık. İşte spor, animals, travel yazmışlar bak home design. Öğrenci kendi ismini yazmış Melek. Teknoloji, fotoğraf. Buradaki en çok seçilen 3 tane konuyla ilgili. Yani goals, yani hedefleri öğrenciler belirledi arkadaşlar. Burası önemli. Teams, burada karışık ülke takımları oluşturulmalı, işte ortak ürün oluşturulmalı diyoruz. İlk başta bakın hemen introduction yani tanıtım kısmında ben bunu daha hiç projeye geçmemişiz bile bakın. Hedefleri belirledim. Hedeflerde öğrenciler 3 tane ana alt başlık belirledi. Ve sonra diyorum ki tamam artık konu belli olduğuna göre yani genelden özele doğru bir ilerleme var burada. Teams'leri belirleyelim. Bakın öğrenciler kendi adından yani öğretmen isimleri, öğrenci isimleri burada yazıyor. Burada aslında Kimki aracılığıyla bir çalışma vardı ama bakın bu maalesef değişiklik yapılmış çalışmamızda. Şöyle bir Excel dosyası olarak bunu indirmiştir. Kimki karışık ülke takımı oluşturma aracında gene YouTube videolarında bulabilirsiniz. Kimki yazarsanız zaten çıkacak. Bakın şöyle bir blogger, podcast, newspaper, işte magazin, televizyon takımları oluşturulmuş. Ayrıca yani karma ülke takımların haricinde de ülke takımları var. O da nedir? Mesela Türkiye'deki öğrenciler işte 10 kişi ise onlar kendi arasında oluyor. Hırvatistan'dakiler kendi ülkeleri işte tanıtım amaçlı mesela onları da kullanabilirsiniz. Şimdi timetables. Yeni proje gitmedi. Bu sefer timetables'ta ilk ay neler yapılacak? Bunu bakın göstermişiz işte. Mart yanılmıyorsam March işte April Mayıs Haziran. Evet çok kısa bir video bir proje 2,5 ay kadar öyle bir şey sürdü. Burada bakın burada da önemli olan timetables'ta neler yazmamız lazım. Aktivite ne zaman yapılacak? Hangi aralıkta? Aktivitenin ne olduğu? Deadline yani bitiş tarihi ve supervisor adadır. Yani bu ne demek? Bir mentor atıyorsunuz. Orada Anita mesela Anita adlı öğretmenimiz buradaki işte öğretmenlerin kendini tanıtması ve anket vardı hatırlarsanız. Onu yapmış mı yapmamış mı tüm öğretmenler bunu takip eden kişi Anita. Mesela böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Her bir faaliyete bile bir öğretmeni atayabilirsiniz. Ve görev bittiyse burada bir gene giftimiz yer almakta. Şimdi matching activity'ye gelelim. Matching activity de count yaptık arkadaşlar. Burada kendi adınızı soyadınızı yazarken lütfen Çağlar L yani gene e-safety yani güvenlik kurallarını uygun şekilde yazmanızı talep ediyoruz demiştik. Bakın burada oluşturduk. Hemen böyle öğrenciler çalışmalarını yapmışlar. Fotoğraflar arkadan yüz görünmeyecek şekilde paylaşılmış. Şöyle. Burada da bir matching activity yaptık. Dediğim gibi biraz önce o 1.5'teki işte ülkeyi tanıyor musun? Onu tanıyor musun? Bunu tanıyor musun? Ve ne bileyim bu hangi ülkenin bayrağı gibi. Şöyle bir kısa bir şekilde göstereyim. Onu da geçelim. İnşallah açılacak. Evet bittiği için maalesef şu an soruları göremiyorum. Büyük ihtimal benim kendi hesabımdan giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi ikinci ana başlığımız e-safety yani güvenlikle ilgili bazı yazıları yazmamız gerekiyor. İşte çocukların hakları, copyrightlar, permis, izin belgeleri yüklemek isterseniz. Daha sonra işte sunum çalışmaları, öğrencilere e-safety ile ilgili bir güvenlik çalışması yaptıysanız burada paylaşacağız. Burada da müfredat, hani müfredata entegrasyon diye bir başlığımız vardı. Burada onu anlatıyoruz. Bakın, medya okuryazarlığı, öğrenciler kazandıran kazanımlar. Nurdan hocamın mesela yazmış. İşte görsel sanatlarda çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını tanır. Bakın şurada yaptığı resimlerde böyle bir müfredata entegrasyon var demiş. Öyle bir şekilde paylaşım yapmış. Şimdi
Alt başlıkları hızlı bir şekilde devam ediyorum. Burada yazmışım ki bireysel olarak yapılacak birinci seviye görevler. Bir word art yapalım. Mesela işte ne dergi, gazete. Sizin için medya deyince aklınıza ne geliyor? Öğrenciler yabancı, İngilizce olarak buralara yazmışlar, oluşturmuşlar. Bu birinci faaliyetimizdi ve burada task one'ı yani birinci görevi evaluation yapmışız. Ne yaptık yani? Değerlendirme çok basit. Did you like event? Yani bu faaliyeti beğendiniz mi öğrenciler? Bakın 24 tane oy verilmiş. Çok iyi, iyi bir rakam. Çünkü biz zaten 27 öğrenciyle çalışıyorduk. Dediğim gibi ilk başta diğer kurucumuz zaten çıktığı için bu görevin tamamını oylama yapılmış gibi tüm öğrenciler girmiş oluyor. Çok güzel bir faaliyet. Burada sizlere önerim nedir? Öğrenci sayısını biraz daha böyle minimum seviyede tutmaz. 3'ü geçmesin şahsi fikrim. İkinci görevimiz sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla hayatımıza yerleşen kelimeler nedir? Burada bir Jigsaw Planet aracını kullandık. Şöyle göstereyim. Bunu birleştirmeniz istiyoruz öğrenciler tarafından. Şöyle. Bakın şöyle. İşte birleştirmeleri, durum nedir böyle köşede. Böyle bir resim çıkıyormuş. Bakalım. İşte like kelimesi, caps, story, emoji, selfie, fake. Bu kelimeler çıkmasını istiyoruz. Gene değerlendirmemiz var. Avantajlar, dezavantajlar medyanın. Burada arkadaşlar önemli olan bir husus var. Chatterpix. Hani bunu kullanmakta çekinmeyin. Chatterpix nasıl kullanılır? Bakın burada ben videosunu eklemişim. Öğrenciler bunu kullanıp bir rehberiz sonuçta biz. Onu kullanıp o videoya bakarak basit bir şekilde bu çalışmayı yapabilir. Her şeyi anlatıyor. Burada bakın videoları öğrenciler çok güzel bir şekilde eklemiş. Kendi bir televizyon yapmış. Bir çizgi film kahramanı yapmış. İngilizce olarak burada çalışmaları, dezavantajları, avantajları, medyanın ne olduğunu söylüyor. Değerlendirme. Devam ediyoruz. Kaynağın ne? Yani burada bir çalışma yaparken, bir fotoğraf, bir resim paylaşırken bakın ben bu ekran görüntü Shutterstock'tan almışım. Shutterstock'tan. Bunun kaynağını belirtmesini istiyorum. Bakın linkini koysun, kim tarafı çekti, konusu ne? Öğrencilerin bakın burada dedik ki hobiniz nedir? Hobinizle ilgili bir resim bulun. Orada linkini paylaşın. Bakın Pixabay.com'dan paylaşılmış. Buradan paylaşılmış. Bakın Pixabay'ı kullanılmış öğrenciler. Gene benzer aynı site. Pokedemi diye bir site. Mesela demiş ki öğrencimiz benim hobim çalışmaktır. Böyle bir çalışma yaptık sizlerle. Şimdi devam ediyoruz. Son çalışmamız bireysel yapılan. Yani görevleri şöyle dizayn ettik. Bireysel yapalım. Ondan sonra karma takımlara geçelim. Bunun fake mi bir fotoğraf çekimi mi olduğu, yani daha doğrusu bilgisayar çizimi mi yoksa yapılan çalışma bir fotoğraf mıdır? Bakalım nasıl bir çalışma yapmışız. Bu zaten böyle bir örnek bulmuştum. Ben yapmadım işin gerçeği. Sadece uygulama yaptık. Fotoğrafsa fotoğraf, öğrencinin seçmesi. Çizimse çizim. Böyle çekmesini istedik. Daha sonra öğrenciler TwinSpace'in alt kısmında TwinBoard'a bakın böyle yüzde kaç başarı elde ettiğini paylaşmışlar. Güzel bir etkinlik. Sonuçta fake or face. Projemizin ana amacı ne? Sahte mi, gerçek mi? Bunu öğrencinin algılamasını istiyoruz. Gene değerlendirmemiz var. Artık ikinci seviyeye geçtik. Biraz önce oluşturduğumuz karma takımlar da blogger, bir podcast yayını, bir gazete oluşturma, gene magazin yani dergi ve televizyon takımı oluşturuldu. Burada zaten isimlerinden anlaşılıyor. Mesela podcast'e girelim. Seçtikleri, bakın şurada goals'te belirlemiştik ya. Oradaki konulardan arkadaşlar seçti. Bakın 5 tane ana hedefi artık orada belirlemişim büyük olanlarda. Gezi, home design, spor, doğa ve animals yani hayvanlar. Bunlarla ilgili öğrenciler konu oluşturabilir. Bakın işte nasıl oluşturulacağına dair burada gene Vokora aracını veya diğer aracı yazmışım ve nasıl kullanılacağını burada göstermişiz. Ve bir mentor öğretmen atmışız Sevda Demirel. Diğer karma takımlarda da bu yer almakta. Bugün mesela ben bu ilk sezi ben çekmiştim. Böyle bir çalışma yapmışız. Hello everyone. İşte projeyi nasıl yapacağınıza dair. Hello to everyone. Today for those. Sonuçta ben bir matematik öğretmeniyim ve öğrencileri bunu yaparak
kendi öğrencilerim en azından kendi sesini kulağından duymasını sağlıyoruz. Ben de yabancı kelimeleri keza tam olarak telaffuz edemiyorum. O yüzden böyle bazı çalışmalarda sizin de aslında paylaşım yapmanız öğrenci açısından iyi oluyor. Bilginiz olsun. Hemen bakın, animals hemen öğrenciniz burada anlatmış. Merhabalar. Bugün köpekler 20 yaşına kadar yaşayabilirler. Mesela hayvanlarla ilgili Türkçe bir konuşma vardı. Ben de dedim ki Duru'ya, Duru bunu İngilizce olarak da yapabilir misin? Ve daha sonra animals hemen İngilizce paylaştı ve Moldova hakkında bir ses paylaşımı yaptı. Bu bayağı hoşumuza gitmişti. Böyle çalışmalar yapabilirsiniz. Televizyon takımında mesela burada gene CapCut'ın nasıl kullanılacağına dair bir paylaşım yapmıştık. Burada da öğrenciler CapCut aracını kullanarak ve diğer keza diğer karma görevlerde de farklı webik araçlarını kullanarak çalışmalarını yaptılar. Son olarak ortak ürün kısmına geçiyoruz. Yani işbirlikçi ürünler, ortak ürün, ikisi birbirinden farklı tabii ki ama şöyle bakalım. Calibration Task 1, yani işbirlikçi ürün, bir tane daha işbirlikçi ürün, 3 tane de ortak ürünümüz yer almakta. Hemen şöyle bakalım neymiş onlar. Bu fotoğrafı Canva üzerinden böyle altı boştu. Öğrencileri görevlendirdik. S harfini bul buraya taşı. İşte chat kelimesini bul buraya taşı. Like kelimesini bul buraya taşı. Böyle bir işbirlikçi ürün yaptık. İkinci görevimiz. Burada diyoruz ki bakın we say stop fake news. 4 farklı dilde şöyle bakın işte yanılma, problem olmasın senin için diye böyle farklı 4 tane dilde öğrencilerin kelime yazmasını sağladık. Böyle bir görevimiz vardı. Ve ortak ürünlerimiz şöyle bakalım 3 tane var. Şurada bir afiş oluşturduk. Öğrenciler boyadı. Basit görüyorsunuz. Agio aracını kullanmışız burada mesela. Devam edelim. Hemen ikinci ürünümüz. Philip Sinek'ten şöyle bir çalışma yaptık arkadaşlar. Canva'dan bir öğrenciyi böyle bir nasıl diyeyim animasyon yaptık. Ama metni oluşturduk. Nasıl metni oluşturduk? Şöyle. Bakın. Bir işte Web2 aracı. Bir saniye. Şöyle. Açmam lazım. Buradaki oluşturulan metinleri bakın öğrenciler kendi yazdı. Birinci soruyu bir öğrencimiz yazmış. How often do you use social media? Yani sosyal medyayı ne kadar kullanıyorsun? Devam. Kullanıyorum. Sen kullanıyor musun? İşte internette dolaşıyor musun? Buradaki metinleri bakın öğrenci isimlerini biz yazmışız. Soru cevap şeklinde öğrenciler devam etmiş. Bu ortak ürüne giriyor arkadaşlar. Birbirine böyle zincir şeklinde bağlı. Eğer bir halkası olmadı takdirde diğeri maalesef cevap veremeyecekti. Bu sebeple ortak ürünümüz bu şekilde oluştu. Devam edelim. İşte logo oylamalarımız var. Burada bakın. Projenin web sitesi. İşte virtual exhibition. Yani 3 boyutlu görünüm. Alt kısma birinci anket, öğrenci anketleri, öğretmen anketleri. Gene ikinci yani son test, ilk test denilen çalışmalar. İşte başarılı oldunuz mu, kendinizi nasıl hissediyorsunuz, bununla ilgili sorular sorabilirsiniz. Communication kısmında da birinci webinar, ikinci webinar, chat room'unun kullanılması, twin mail'in kullanılması, Facebook grubu ve communication. Burada student teacher. Burada bakın mesela bizim WhatsApp'ta öğrenci gruplarımızın konuşmamızı eklemişiz bakın. Yani bir geçmişini eklemiş mesela ben. Öğrencilerimize iletişim halinde olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Veya twin mail'den benim işte diğer arkadaşlara böyle proje hakkında mesaj attım. Onların bana cevap attığına dair bilgiler yer almakta. Tabii ki forumda şöyle bir kısım var. Bakın bayağı bir çalışma yaptık burada. Blogger takımları kendi arasında yorumlar yaptı. Podcast keza, newspaper, magazin, televizyon. Buraları böyle aktif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Mesela podcast takımını ne almışız? İsminin ne olmasını istiyorsunuz diye bir soru sormuşuz. Ve daha önce herhangi bir podcast dinlediniz mi bakalım. 7 kişi hayır demiş, 2 kişi evet demiş.
Burada demek ki aslında öğrenci podcast'in ne olduğunu bir şekilde öğrenmiş oluyor ve onu yapmaya çalışıyor. Radyo yayını hazırlama gibi. Şurada bakın yorumlar yazılmış. Bu takımda olduğum için çok mutluyum. Daha önce hiç dinlemedim. Bakın birçoğu dinlemediğini söylüyor. Böyle bizler de ne yaptık? Fake or Face projesinde medya dezenformasyonu hakkında bilgi vererek öğrencilerin de aslında nedir? Medya araçlarının nasıl kullanması gerektiğine dair bilgiler verdik ve projemiz Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından ödül aldı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.